Sol Kültür'den hepinize merhaba. Bu haftaki programımıza müzisyen, eğitmen ve koro şefi Haluk Polat'ı konuk ettik. Kendisi de bizi stüdyosunda ağırladı. Kendisiyle geçen hafta yayınlanan Şilili komünist şair Pablo Neruda'nın şiirlerinden bestelediği albümü üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam merhaba. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederiz hem davetimizi kabul ettiğiniz için hem de bizi stüdyonuzda ağırladığınız için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi albüm üzerine konuşmaya başlamadan önce tabii izleyicilerimizin birçoğu eminim sizi tanıyordur ama yine de siz hem kendinizden hem de müzik yaşantınızdan özellikle bize bahsedebilir misiniz? Tabii. Esasında lise yıllarında başlayan bir müzik hayatı vardı. Konservatuvar, yarı zamanlı konservatuvar eğitimi alırken lisede de aynı zamanda müzik gruplarıyla uğraşıyordum. Bir müzik grubum vardı. Hatta sizin de yakından tanıdığınız Emre Aysever'le birlikte müzik yapıyorduk. O da davul çalıyordu. Sonrasında üniversitede biraz daha farklılaştı müzik hayatım. Korolarla ilgilenmeye başladım. Vokal topluluklarıyla ilgilenmeye başladım. Üniversitede bir koro kurdum. Koroyu yönettim. Sonrasında da zaten 30 yıla yakın süredir de koro yönetiyorum, vokal toplulukları yönetiyorum ve onlar için düzenlemeler yapıyorum bir taraftan. Bir taraftan da müzik yapımıyla ilgili çalışmalar yapıyorum. İşte 100'e yakın sanatçının albümünü ve teklisini yayınladım. Hem müziğin yapım tarafında hem de müziğin üretim ve sahne önü tarafında etkin olmaya çalışıyorum. Siz de bahsettiniz, çok uzun zamandır koro çalışmaları yapıyorsunuz ve bunu hem farklı yaş gruplarıyla yapıyorsunuz hem de farklı müzik türleri üzerine koro çalışmaları yapıyorsunuz. İşte yetişkin korolar arasında Ruhisi Dostlar Korosu var. Bu çok köklü bir geleneği temsil ediyor bir taraftan da. Bu farklılıklar hem farklı yaş grupları hem farklı müzik türleriyle çalışmalar yürütmek kişisel çalışmalarınızda nasıl bir etki yaratıyor? Şöyle, ben eğitim fakültesi, psikolojik danışmanlık mezunuyum. Hı. Aynı zamanda yetişkin eğitim üzerine yüksek lisans hala yapıyorum. Bu yapılan her çalışma esasında beni besleyen bir alan. Yetişkinlerle yaptığım çalışmaların, her farklı müzik türüyle yaptığım çalışmanın bana kazandırdıkları var. Hı hı. Farklı alanlar, farklı düşünceler, farklı müzikler, farklı yapılar kurmama sebep oluyor. Yani farklı altyapılar kurabiliyorum, farklı müzikleri tanımama ve araştırmama sebep oluyor. Ve tabii yetişkinlerle, farklı yaş grubundaki yetişkinlerle çalışmak ve ağırlık olarak kadınlarla çalışıyorum bu alana, yani koro müziğine çoğunlukla kadınlar ilgi gösteriyorlar. Kadınlardan oluşuyor korolar. Birlikte müzik yapmak, onların bu alanda var olduklarını görmek esasında çok önemli bir şeyi de gösteriyor. Kadınlar sanatın içinde varlar ve sanatı yukarıya taşıyan kadınlar. Hı hı. Özellikle de müzik alanında bunu söylemek mümkün. Erkeklerin bu alandaki varlığı biraz daha bireysel çalışmalara dayalı açıkçası. Daha küçük çalışmalar, küçük gruplarla çalışmalar yapıyorlar. Kadınlar daha kolektif ve daha toplu çalışmalara yatkınlar ve o yüzden de bence önemli bir iş yapıyorlar. Evet. Evet, çok önemli bir ayrıntı gibi dursa da aslında çok önemli bir detay. Hem sanata yaklaşım hem bu sanatın kolektif üretiminin neleri etkisi olacak, neyi nasıl dönüştürecek önemli bir veri aslında. Bu bunun üstüne kafa yormak gerekiyor gerçekten. Şimdi izin verirseniz yavaş yavaş albüme doğru geçelim. Geçen hafta yayınladınız albümünüzü. Şilili komünist şair Pablo Neruda'nın şiirlerinden bestelediğiniz 7 eserden oluşan Bu Gece En Hüzünlü Şiirlerimi Yazabilirim, evet, isimli albümünüz. Bize birazcık albümün çıkış sürecinden bahsedebilir misiniz? Yani aslında birazcık da işte müzik-edebiyat ilişkisi, neden Neruda'yı seçtiniz ve Neruda'nın özellikle bu şiirlerini neden seçtiniz? Bu bağlamda birazcık çıkış sürecini tabii, konuşabilir miyiz? Tabii. Ben Neruda ile lise yıllarında tanıştım. Ve o zaman Neruda'nın şiirlerini okuduğumda her liseli gibi çok etkilendim. Beni çok etkiledi. Özellikle de aşk şiirleri çok etkiledi. Sadece aşk şiirleri değil tabii ki. Devrimle ilgili yazdıkları, hayatla ilgili yazdıkları, söyledikleri çok önemliydi benim için. Sonrasında hayat içerisinde Neruda ile farklı dönemlerde sık sık karşılaşma şansım oldu. 2015 yılında okuduklarımı
bestelemenin doğru olacağını düşündüm. Yıllar boyunca ilk beste 1990'da yapmıştım. Bir kadına yazılmıştı tabii ki o dönem için. Sonrasında farklı şiirleri farklı anlamlar yükleyerek tekrar tekrar okudum. 2015'te de bunları bir albüm haline getirme karar verdim. Fakat sonrasında olaylar çok hızlı gelişti. İşte Türkiye'nin durumu farklılaştı. Başka projeler ön plana çıktı. Pandemi döneminde bunları kayıtlamam gerektiğine karar verdim. Çünkü oğluma bir ses bırakmak istedim açıkçası. Benden sonra bir ses duysun istedim. O yüzden de böyle bir ana albüm olması için benim için özel olan bu şiirleri, özellikle bu şiirleri seçtim. Birçok şiir var tabii ki, hepsi bestelenebilir. Ama bende anlam bulanlar bu şiirlerdi. Bunları kullanarak 8 beste yaptım esasında. Bir tanesini an vokalle pandemi döneminde kayıtlayıp stüdyoda onu yayınladık. Buğday'ın Türküsü zaten 1975'te Yeni Türkü'nün bestelediği bir şiirdi. Hilmi Yavuz çevirisiyle. Onu tekrar besteleyip onu çok sesli yorumuyla yayınladık. Geriye kalan 7 tanesini de çok fazla ses kullanmadan piyano ve çok temel bazı enstrümanları kullanarak besleyip kayıtladım. Evet. Tekrardan elinize, aklınıza sağlık hocam. Peki yani bu edebiyat ve müzik arasındaki ilişkiye dair yaklaşımınız nedir? Yani ciddi bir beslenme var çünkü. Elbette. İkisi birbirinden farklı disiplinler. O yüzden sadece müzik yaptığınız zaman bir alanı besliyorsunuz. Sadece edebiyatla ilgilendiğiniz zaman, şiir okuduğunuz zaman, roman okuduğunuz zaman başka bir alanı destekliyorsunuz. Hayatınızda, beyninizde, düşünce dünyanızda. İkisini birlikte bir araya getirdiğiniz zaman o çok farklı bir görsel dünya da yaratıyor esasında bakıldığında. Şiir müziklemek çok kolay bir şey değil. Çünkü şairin o şiirlerde istediği bir anlam var, anlattığı bir şey var. Siz onu müzikle başka bir yere de taşıyor olabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca az enstrüman kullanarak esasında şairin o ilk duygusuna yakın bir yerde durmaya çalıştım. Ama yani çok tercih edilen bir alan olmadığını görüyoruz. Bir de yani çok kolay yapılabilecek bir şey gibi de gözükmüyor açıkçası. Galiba çünkü şair zaten, daha doğrusu şiir kendi bestesiyle birlikte geliyor. Aynen öyle. Muhtemelen onun bir zorluğu kesinlikle, var. Kesinlikle. O besteye eğer bir artı unsur katmıyorsanız yapmanızın bir anlamı olmuyor açıkçası. Doğru. Şimdi benim merak ettiğim şeylerden birisi de hocam. Gerçi hani bahsettiniz ama birazcık nedenini, estetik açıdan tercihinizi, müzikal nedenlerini de merak ediyorum. Az enstrüman kullandığınızdan bahsettiniz. Yani çok az hakikaten ağırlıklı piyano duyuyoruz. Bas duyuyoruz. Birkaç yaylı enstrüman duyuyoruz. Bunu evet söylediniz. Şiirin bestesinin önüne geçmemesi için, ama birazcık burayı açabilir misiniz? Bu kritik bir mesele bence müzikal anlamda. Elbette. Bu proje ilk başladığında aklımda bence esprili bir isim vardı. Birkaç arkadaşımla da paylaştım konuyu. Yeni nesil piyanist şantör olarak ortaya çıkmak istiyorum diye. Tabii hemen karşı durdular. Siz piyanist şantör değilsiniz. Esasında piyanist şantörlük bu. Yani şarkı, İngilizce'de bir kavram var. Singer-songwriter diye. Yani hem şarkıcı hem şarkıyı yazan kişi olarak tanımlanıyor. Ben burada bir şarkıyı üreten ve onu en doğal haliyle söylemeye çalışan bir müzisyen olmaya çalıştım. Çok sesliliği kullanmadım bu albümde. Bunun temel sebebi gerçekten şiirin o özüne yakın durma isteğiydi. Birkaç şiirde cello'yu, viyanseli kullanmak istedim. Onun şiirin genel duruşuna çok katkısı olacağını düşündüm. Bence oldu. Birkaç parçada davul ve bas gitar kullandım. Onun dışında bir parçada saksofonu kullandım. Evet, son parçada. Evet, son parçada. O zaten bir final artık, bir bitirmek için. Belki önümüzdeki projelere bir gönderme olsun diye de kullanıldı. Belki sonraki projelerde biraz daha farklı müzik türlerinde işler çıkabilir. Daha orkestrasyonu yüksek işler çıkabilir diye. Bir haberci olsun, bir mesaj olsun diye düşündüm.
Ama temelde şiirler o kadar güzel ve o kadar anlamlıydı ki onları müziğin notalarının içine boğmak istemedim açıkça söylemek gerekirse. Mümkün olan en sade haliyle kullanmak istedim müziği, notaları. Ortaya böyle bir şey çıktı. Yani şeyde özellikle... merhaba. Bungun'da özellikle cello çok yani benim belki hani o anki dinlediğim andaki ruh halimle de ilintili olabilir ama tam da o bahsettiğiniz o sadeliği ama o sade enstrümanın sadeliğiyle o duyguyu taşıma halini çok güzel özetleyen gösteren bestelerden birisi çok olmuş. Teşekkür ederim. Ben çok etkilendim yani oradaki cello'dan özellikle. Ne oldu, sormayayım mı soruyu? Şimdi bir de son şarkıda oğluma bir ses bırakmak evet. istiyorum dediniz. Galiba son şarkının başındaki oğlunuzun evet, sesi mi? Evet, oğlumun sesi. Beraber stüdyoya geldik. Dedim ki bu parçada senin de olmanı istiyorum dedi. Tabii anlamadı doğal olarak. Ama kayıt yapmak onun hoşuna gitti. O anı değerlendirdi, kulaklığını taktı. Mikrofona buraya mı söyleyeceğim dedi. Hatta onu da kayıda aldım. Ondan sonra parçayı normalde söylüyor fakat orada... İnat etti ve söylemeyeceğim dedi. Ben de alabildiğim bütün sesleri alıp onları kullandım. O parça bir aile şarkısı oldu. Hı hı. Sonunda da eşim benimle beraber söylüyor. Bana vokal yapıyor. Güzel bir ana albümünü öyle bitirmek istedim açıkçası. Biraz umutlu da bitiyor zaten. Evet evet. Kesinlikle öyle. Şarkılar ve şiirler yani bakıldığı zaman melankolik, biraz daha dingin bir albüm. Yaşlı bir albüm evet, açıkça söylemek evet. gerekirse. Deneyimli bir albüm. Yani herkesin dinleyebileceği bir albüm olduğunu düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Biraz daha oturmuş olmak, biraz daha dingin olmak, biraz daha duygularınla başa çıkabilmek gerekiyor bu albümü dinlemek için. Ama umutsuz bir albüm olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Yani ezgiler, melodiler çok umutlu gözükmese de İçinde bir umut barındırdığını düşünüyorum. Evet evet kesinlikle öyle. Yani her parçanın içerisinde de o umudu hakikaten dikkatli dinleyince kavgayı ve umudu görebiliyor, duyabiliyoruz. Ama zaten albümün bütünlüğünde de son şarkıyla hem bestesi hem de özellikle onu seçtiğinizi düşünüyorum. Gerçi bir yandan da söylediniz hem umutlu bitirmek ama bir yandan da bir sonraki projelere selam çakmak dediniz. Evet. Neler var peki ondan birazcık daha? Bahsedebilir yani, misiniz? Ben çok sesli müzik yazıyorum. Özellikle çok sesli vokal, koro müziği yazıyorum. Ama bir taraftan da çok sesli enstrüman müziği de deniyorum. Belki bir sonraki projede daha enstrümanlara yönelik, daha melodik bir çalışma yapabilirim diye düşünüyorum. Bu birinci proje. İkincisi vokal toplulukları ve korolarla çalışmalar ve kayıtlar devam ediyor zaten. Onları da önümüzdeki süreçte 2022'nin son ayında ve takip eden aylarda herhalde birçok single çalışması yayınlanacak. Onlar da boş durmuyorlar tabii doğal olarak. Orada da bir üretim devam ediyor ama Haluk Polat olarak herhalde bundan sonraki proje şiirlerden ziyade daha enstrümantal sadece müzik üzerine bir çalışma olur diye düşünüyorum ama şiirleri bestelemeye devam edeceğim diye düşünüyorum. Aklımda birkaç şair var tabii ki. O şairleri daha sonra paylaşırım. Tabii, tabii. Merakla bekliyoruz. Çok teşekkürler. Burada da katkıyı çokça görüyoruz. Çok tekrardan yüreğinize sağlık. Peki hocam, ben yavaş yavaş toparlamak istiyorum izninizle. Son olarak bir soru daha soracağım. Şimdi siz örgütlü bir müzisyensiniz evet. ve bulunduğumuz kültür sanat ortamına dair sizin görüşlerinizi merak ediyorum. İşte müzisyenlere, sanatçılara yapılan saldırılar, yasaklamalar hepimizin malumu. Bu saldırılar sizce nasıl bir sürecin parçası ve bu saldırılara karşı nasıl bir tutum almak icap eder? Esasında 2002 yılından bu yana, öncesi de var elbette ama ağırlıklı olarak AKP döneminde sanat olgusuna baktığımız zaman bir geçmiş dönemlerden daha farklı bir yapıyla karşılaşıyoruz. AKP liberal düşüncenin, Türkiye'deki neoliberal düşüncenin hatta Türkiye'deki en önemli unsuru. Evet. Ve kendi kültürünü, kendi sanatını yaratmaya çalışan bir iktidar olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili de çok çalışma yapıyor fakat bir türlü ele geçiremiyor. Hı hı. Çünkü kültürün, sanatın kendine özgü bir dinamiği ve kendine özgü bir düşünce yapısı var. Bu da
muhafazakarlıkla, neoliberallikle çok da örtüşen bir durum değil açıkçası. O yüzden de ele geçirme ihtimali yok. Bu yüzden de ele geçiremediği alanda yasaklarla, baskılarla, başka şekillerde ele geçirmelerle, finansal olarak ve zaman zaman iktidara yakın olan sanatçıları farklı şekillerde destekleyerek ele geçirmeye çalışıyor açıkçası. Ya bunda başarılı olduğu alanlar var. Bunu, evet, zaten görebiliyoruz. Zaten medyanın büyük bir kısmını elinde tuttuğu için bu sanatçıları köpürterek, parlatarak, sadece müzik için konuşmuyorum, farklı alanlar için de konuşuyorum, yöntemler uyguluyor. Ancak sanat, gerçek anlamda sanat, bütün bu baskılardan bağımsız olarak hayatını devam ettiriyor bu ülkede, bu topraklarda. Çünkü bu topraklar çok uzun süredir üretim yapan, kültür üreten, sanat üreten topraklar. Yani AKP iktidarıyla var olmuş topraklar değil. Her ne kadar onlar kendilerinden önce hiçbir şeyin olmadığını varsaysalar da biliyoruz ki bu topraklarda onlardan önce de birçok şey vardı. Bence sanatın, sanatçının günümüzde tutunması ve yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi örgütlenmek. Hı hı. Mutlaka ve mutlaka örgütlenmesi gerekiyor. Yan yana gelmesi gerekiyor ve bunu farklı şekillerde yapabileceğini göstermesi gerekiyor. İkincisi de Cumhuriyet'in değerlerine, kazanımlarına sahip çıkması gerekiyor. Bu bir başlangıç. Bunun, bu kazanımların üzerine sanatın, kültürün gelişebileceğini görmesi ve bunu sahiplenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Hem teşekkür bu ederim. Sohbet için hem de bizi burada ağırladığınız için çok sağ olun. Rica ederim. Her zaman beklerim. Değerli müzisyen Haluk Polat'la sohbetimizin burada sonuna geliyoruz. Programımız haftanın önerileriyle devam ediyor. İyi seyirler. Bu hafta sol kültür izleyicilerimiz için izleme önerimiz, İngiliz yönetmen Michael Redford'un yönettiği Şilili Antonio Scarmata'nın Ateşli Sabır adlı tiyatro ve sinema eserinden uyarlanan, özgün adı Il Postino olan postacı. İlk gösterimini 1994 Venedik Film Festivali'nde yapan ve 20'den fazla ödüle layık görülen İtalyan yapımı film, 1950'li yılların başında İtalya'nın tenha bir adasındaki fakir balıkçı köyünde geçer. Adanın tek postacısı Mario Ruopolo ile mektuplarını ulaştırdığı, adaya siyasi nedenlerle sürgün olarak gönderilen şair Pablo Neruda arasında zamanla gelişen dostluğun merkezinde olduğu filmde, Neruda'nın şiiri sevdirdiği Mario'nun yaşadığı politik ve insani dönüşüm ve Mario'nun Neruda'nın şiirleri sayesinde yakınlaştığı Beatrice olan aşkı ve devamında gelişen olaylar anlatılır. Se lei smette a fare tutto questo storia per una poesia, ma quando lo vinci il premio Nobel? Şilili komünist şair Pablo Neruda'nın kendi yaşam öyküsünü anlattığı anı kitabı Yaşadığımı İtiraf Ediyorum kitabını öneriyoruz bu yayınımızda. Ölmeden çok kısa bir süre önce 1973'te tamamladığı bu anı kitabı 2 yıl içinde Türkçe'ye çevrilip Türkiye'li okura kazandırıldı. Hayat dolu, yaşama sevdalı bir şair, Nazım Hikmet'in büyük insanlık dediği tabire layık bir insandır Neruda. Taşra'dan kente yerleşirken tek başına başlayan yaşam macerası zamanla toplumsallaşacak. Belki de bu nedenle hayatını anlatırken benim hayatım bütün hayatlardan oluşmuş bir hayattır. Bir şair hayatıdır sözlerini kullanacaktır Şilili şairimiz. Yaşadığımı itiraf ediyorum adlı bu anı kitabı da adeta Neruda'nın hayata bir övgüsüdür. Bizi hem kendi yaşamına hem de ondan esinlenerek yaşamımızı yeniden şekillendirmeye davet eder. Neruda'nın bu dostça çağrısında Nazım Hikmet, Aragon, Lorca, Alberti, Hernandez, Eluart gibi şairler ve Şili'nin CIA destekli bir askeri darbeyle öldürülen sosyalist lideri Allende gibi figürler bizi selamlar. Gençlik yıllarından yaşamının sonuna dek açıkça ve tereddütsüzce işçi sınıfından taraf olmuş, eşit ve aydınlık bir geleceğin hayaliyle şiirlerini kaleme almış, kendi deyimiyle ayakkabısız ve okulsuz yoksul halkın, işçilerin şairi olmuştur. Ben bunu söyleyeceğim.
Haftanın son önerisi Haluk Polat'ın Bu Gece En Hüzünlü Şiirlerimi Yazabilirim albümünde yer alan Kuma, Zamana, Yağmurun Ağacına şarkısı. Pablo Neruda tarafından 1959'da Arjantin'de basılan ve daha sonra üçüncü eşi Matilde Urrutia'ya ithaf ettiği 100 Aşk Sonesi kitabında yer alan 8. soneden bestelenen bu şarkı ile programımızı sonlandırıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Günün kilinden, karılmış işinden, ateşinden bir amber haftası olmasaydın. Havanın çevikliğini almasaydın köşenden. Sarı bir zaman parçası olmasaydın. Asma dallarını tırmanan güzde. Hoş kokulu ayın yaptığı ekmek olmasaydın. Kendi unundan gökte gezine gezine. Sarı bir zaman parçası olmasaydın. Asma dallarını tırmanan güzde. Hoş kokulu ayın yaptığı ekmek olmasaydın. Kendi unundan gökte gezine gezine. Ay renkli gözlerin olmasaydı. Günün kilinden, karılmış işinden, ateşinden bir amber haftası olmasaydın. Havanın çevikliğini almasaydın köşenden. Ay renkli gözlerin olmasaydı. Günün kilinden, karılmış işinden, ateşinden bir amber haftası olmasaydın. Havanın çevikliğini almasaydın köşenden. Sarı bir zaman parçası olmasaydın. Asma dallarını tırmanan güzde. Hoş kokulu ayın yaptığı ekmek olmasaydın. Kendi unundan gökte gezine gezine. Sarı bir zaman parçası olmasaydın. Asma dallarını tırmanan güzde. Hoş kokulu ayın yaptığı ekmek olmasaydın. Kendi unundan gökte gezine gezine. Ah aşkım sevmezdim seni. Kollarında sarılıyorum dünyaya. Ah aşkım sevmezdim seni. Kollarında sarılıyorum dünyaya. Kuma, zamana, yağmurun ağacına. Kuma, zamana, yağmurun ağacına. Kuma, zamana, yağmurun ağacına. Kuma, zamana, yağmurun ağacına.